Evet, cim harfini yapacağız. Cim harfimizin birinci hareketi burun kısmı. Burun kısmına bir S ile başlayabiliriz veya düz de olabilir. İkinci hareketimiz burun kısmının yarısını kullandık. Geldik, aşağı düştük. Aşağı düşme. Evet. 5 noktalık bir genişlik bu. 1 2 3 4 ve 5. 2 noktasını ayırdım çünkü orayı 3. hareket için kullanacağım. Gövdenin de başla birlikte eşit olması gerekiyor. Gövdenin orayı geçmemem gerekiyor. Evet, girdik. Son hareket. Burada bir nokta geniş geniş kalabilir. Yine şurası bir noktalık bir alan. Şurada yarım noktalık bir boşluk. Şurası 6 nokta. Burası 1,5 veya 2 nokta olabilir. Evet, cim harfimiz. Şuradaki elimizi kaldırdığımız için oluşan kısımlar daha sonra böyle bir tasih bıçağıyla düzeltilebilir şurası. Veya şurada olduğu gibi.